Benim Asuman diye bir kızım yok artık. Yok. Hepiniz de gördünüz ulan. Dizimin dibinde olsun diye yedim ulan kendimi. Ama bak, onun bana yaptığı yanlışa bak. Yok abi, tanımıyorum adamı ya. Her şey tıkırındaydı. Herifin biri çıktı, Asuman'ı alıp gitti. Yok abi, yok. İmzalar atılmamıştı daha. Nikah mikah olmadı diyorum sana. Evet ya. Bundan sonra ne haltı varsa yesin abi. Evet. Onun babası mabası yok artık. Tamam tamam. Görüşürüz. Eyvallah. Ulan telefon gibi bir sus be. Hiç durmadın. Milleti daha çok gerdi arkadaş. İşin gücün yoksa el aleme cevap ver ya. İnci, İnci. Elif abla ne oldu? Senin yanında görmeyince çok korktum. Asuman abla. Asuman abla evlenmemiş. Evlenmemiş mi? Hı. Şimdi baban telefonla konuşurken duydum. Biri gelmiş ablamı götürmüş. Kevika. Nereye götürmüş ablamı? Bilmiyorum. Ama belki Ebru abla biliyordur. Gidip sorsak. Ama babam evde. Yok, biraz önce çıktı Cemal amca. Sen burada kal. Ben hemen gider gelirim. Baban dönerse belli etmemeye çalışırsın, tamam mı? Tamam ama. Kilitlemiştir ki kapıyı. Asuman abla kendi anahtarını bıraktı ya. Aa, doğru. Günaydın abla. Günaydın Zeynep'ciğim. Yine erkenden kalkıp hazırlığa başlamışsın bakıyorum. Dur ben de yardım edeyim sana. Aa, bırak canım, olur mu? Olmaz ama öyle. İyi, peki madem o zaman ekmekleri dilimle sen. Tamam, hemen hallediyorum. Tülay abla. Ha, efendim canım. Şey... Benim Selim'le konuştuklarınızdan haberim var. Yani ben de burada kalırsam, yani bizimle, çok sevinirim. Öyle mi diyorsun? Yani madem illa çalışıp kendi paramı kazanacağım diyorsun, niye burası olmasın ki? Tülay ablacığım. Ben seni tanıdığım için o kadar mutluyum ki abla. Babamın bu hayatta yaptığı en doğru şey Tülay abla, senin gibi birini hayatımıza dahil etmek oldu. Sen benim en zor zamanımda hep yanımda oldun. Annelik ettin bana. Resmen bir aile olduk. Yani demem o ki, eğer burada bizimle kalırsan ben çok mutlu olurum. Ama tabii yine senin kararın. Bazen düşünüyorum da ne kadar da şanslıyım. Sizin gibi insanları Allah çıkarttı karşıma. Madem öyle, o zaman ben de kalayım. Yani kabul ediyor musun?
Zülfiye ablacığım. Çok sevindirdin beni. Çok. İyi tamam. Hadi kes ekmekleri. Buyur yavrum. Günaydın teyzeciğim. Ben Ebru ablayı soracaktım da. Seni pek çıkaramadım. Kimlerdensin sen? Ebru abla biliyor beni. Yavrum söyle bakalım ne yapacaksın Ebru ablanı? Ebru abla uyuyor. Bir şey soracaktım da. Ha, madem ki senin gibi güzel bir kız soruyorsa Ebru ablasını ben de gidip onu bir uyandırayım. Teşekkür ederim. Bekle. Ebru kızım. Nerede bu kız? Hayırdır inşallah. Pamuğum, canım, benim biricik anneannem. Bende çok ama çok emeğin var. Sen benim bu dünyada en değer verdiğim varlıksın. Ben annemi kaybettim de sen de kızını kaybettin. Yaralarımızı birlikte sardık. Biliyorum, bana kırılacaksın, üzüleceksin ama ilk kez yüreğim biri için çarptı. Ben aşık oldum anneanne. Her şeyden vazgeçecek kadar hem de. Affet beni pamuğum. Ben gidiyorum. Seni çok seviyorum. Elif abi. Babamdan önceki her. Teyze. Teyze. Of. Ambulansın numarası kaçtı ki? Bir. Bir. İki. Ambulans arıyorum, ambulansı. 112 acil servis İstanbul. Teyze, teyze yerde yatıyor. Bayıldı. Lütfen abla gelin, kurtarın onu. Lütfen. Sen yalnız mısın? Yetişkin biri yok mu yanında? Hayır, kimse yok. Biz bir tek ikimiz evde. Hastaya ne oldu peki? Bir rahatsızlığı var mıydı biliyor musun? Ben kapıda bekliyordum. İçeri girmişti. Dönmeyince peşinden gittim. Bir baktım yerde yatıyor. Seninle konuşuyor mu peki? Hayır. Uyuyor gibi ama sesleniyorum uyanmıyor. Peki bana adresi söyler misin? Neresi orası? Adres mi? Bilmiyorum ki. Okuma yazman var mı? Evet var. Tamam. Peki faturanın ne olduğunu biliyor musun? Fatura. Biliyorum. Etrafta hiç fatura var mı? Onun üzerinde adres yazar. Oradan okuyabilirsin bana. Yok. Canım şimdi sakin ol ve etrafına dikkatlice bak, olur mu? Salonda çekmece varsa oralara da bakabilirsin. Tamam, bakıyorum, bakacağım. Ama ne olur hemen gelin.
Şimdi orada yukarılarda bir yerde adres yazıyordur. Onu bana okuyabilir misin? Gördün mü adresi? Evet, gördüm. Okuyorum. Dinliyorum. Huzurköy Mahallesi 3 3 1 2 Sokak No 4 2 Aferin sana. Şimdi biz gelene kadar sakince bekle hastanın yanında, tamam mı? Telefonu da meşgul etme. Tekrar aramamız gerekebilir. Çabuk gelin ne olur. Çabuk. Teyze, uyandın mı teyze? Geliyorlar şimdi. Ambulans aradım ben. Korkma teyze, ben yanındayım. İyi olacaksın teyze. Geliyorlar şimdi. Aradım ben ambulansı. Su getireyim ben sana. İyi gelir. Serdar. Serdar neredesin? Sakin ol, geldim. Seni göremeyince bir an korktum. Ya, etrafı bir kolaçan edeyim dedim de. Bir an bırakıp gittin sandım. Ne var ne yok peki? Güvende miyiz burada? Ya ortalık sakin. Hadi o zaman bir an evvel çıkıp gidelim buradan. Gonca dur, nereye? Nereye mi? Serdar, ne kadar daha burada kalabiliriz? Hem kimin evinde olduğumuzu bile bilmiyoruz ki. Ya terk edilmiş bir yer işte. Hem neden bu kadar panik yaptın ki anlamadım. Serdar, evden dünya kadar para alıp kaçtığımı unutuyorsun galiba. Necdet dört dönerek her yerde beni arıyordur şimdi. Ya merak etme, burada izimizi bulamaz. Serdar ne olur. Bak ben haftalar sonra ilk kez o hapishaneden dışarı çıktım. Yani? Yani Necdet beni bulmadan karnımdaki bu yükten kurtulmak istiyorum. Bir daha böyle bir şansım olmayabilir. Ya bunu riske atamam. Kolay gelsin. Sağ ol canım. Abla vallahi mis gibi kokuyor. Neler döktürüyorsun yine? Ispanak çorbası yaptım. Fırında da karnıyarık var. Zeynep çok sever. Ama ben gerçekten artık kıskanıyorum. Zeynep'e karnıyarıklar, kekler bize gelince... Aşk olsun Selin'cim. Sen de söyle, sana da yapayım. Ben daha ne isteyeyim ki abla? Sen bizi yalnız bırakmadın. Buradasın. Gerçekten abla, her şey için çok ama çok sağ ol. Sen bizimle burada kalmaya kabul ederek bizi çok mutlu ettin. Selin'cim, sizin mutluluğunuz benim mutluluğum demek. Hayırlı olsun Tülay Hanım. Demek artık siz de bu evin bir çalışanısınız. Ne mutlu. Kolay gelsin. Tansiyonunuz hala yüksek ama tehlike sınırında değil. Teyzeciğim, yediğin işine dikkat ediyorsun. Ve özellikle stresten uzak duruyorsun. Anlaştık mı? Ayağın daha iyi ya. Hı-hı. Basabiliyorsun yani. Evet, bir sıkıntı yok gibi. Dün yaptığım masaj çok iyi geldi. Güzel.
Ya gidiyoruz ama neden gidiyoruz bilmiyorum. Araba zaten bozuk. Ya bakarsın bir kez daha. Ya da belki bu kez çalışır. Ya da yoldan geçen bir arabaya falan bineriz işte. Umarım. Zaten geldik sayılır, hadi. Serdar, araba yok. Araç kiralıkmış efendim. Peki kimin üstüne kiralanmış araba? Araştırıyoruz. Araç kiralama şirketini aradım ama telefon kapalıydı. Nerede şimdi araba, ne yaptınız? Garajın önünde efendim. Ya çıldıracağım. Nereye gider koskoca araba? Ya sakin ol Gonca. Ya nasıl sakin olayım Serdar? Kesin Necdet'in işi bu. Ya bulmuşlar işte izimizi. Gelmişler buraya kadar. Allah'ım ne yapacağız biz ya? Belki çekici çekmiştir. Ya bu dağın başına çekici mi gelir Allah aşkına? Necdet bu. Başka hiç kimse olamaz. Belki de şimdi buralarda bir yerdeler. Bizi arıyorlar. Serdar mahvolduk. Biz mahvolduk, bittik. Ya Gonca bir sakin ol ya. Arabayı götürdülerse burada işleri ne? Şimdi kesin arabanın kimin üstüne olduğunu falan da araştırıyorlardır. Fazla sürmez bizi bulmaları, ben söyleyeyim. İstedikleri kadar araştırsınlar. Ya sen nasıl bu kadar rahat olabiliyorsun? Çünkü araba kiralıktı ve bana ait olduğunu bilemezler. Kahretsin. Gonca'nın küpesi bu. Allah kahretsin. Kiralık mı? Yani senin üstüne değil mi araba? Ya değil artık. Sakin ol Gonca. İyi de sen kiralarken kimlik bilgilerini vermedin mi? Kiralama şirketini aradıkları anda sana ulaşabilirler. Ya işte o biraz zor. Arabayı kiraladım ama kendi adıma değil. Başka birisinin adıyla. Nasıl yani? Şimdi senin bilgilerin yok mu şirkette? Yok. Sakin ol artık ya Gonca. Ne olur. Bilmiyorum Serdar. Ben çok korkuyorum. İçimden bir ses bizi bulacaklarını söylüyor. Eğer böyle bir şey olursa ben biterim. Hem benim yüzümden senin de başın yanacak. Ya öyle bir şey olmayacak. Korkma artık ya. Ya korkmayayım da ne yapayım? Kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerdeyiz. Altımızda arabamız yok ve üstelik aranıyoruz. Ya o zaman gel kulübeye geri dönelim. Nasıl yani? Ya şu anda bizim için en güvenli yer orası. Bir süre de orada kalırız. Sonra bakarız çaresine. Of, bilmiyorum. Ya eliyle koymuşlar gibi bulurlarsa bizi? O kadar kolay değil o iş. Hem ya elimizde daha iyi bir alternatif de yok. Hadi gel gidelim. Hadi. Geçmiş olsun teyzeciğim. Neyse ki şansınız yaver gitti de tam zamanda müdahale edebildik. Allah razı olsun yavrum. Çok sağ olun. Ufaklık bizi tam vaktinde aramış. Sen mi aradın ambulansı? Ha güzeli. Torununuz çok akıllı maşallah. Çok da tatlı. Torunum değil ama bugün onu buraya Allah gönderdi. Yalnız mı yaşıyorsunuz siz? Torunum var ama. Tamam. Siz şimdi güzelce dinlenin. Haber vermemizi istediğiniz biri var mı? Yok kızım. Çok sağ olun. Ben ararım. Geçmiş olsun. Geçmiş teşekkür olsun. Teşekkür ederim. Gel kızım. Korkma. Gel.
Söyle bakalım sen kimsin, adın ne? Elif. Benim de Rabia. Ebru'nun anneannesiyim. Aa öyle mi? Evet. Söyle bakalım güzel kız, sen benim Ebru'mu nereden tanıyorsun? Cemal amcalarda kalıyorum ben. Ebru abla da oraya gelmişti. Orada tanışmıştık. Cemallerde demek. Hı hı. Ona Osman ablayı sormaya gelmiştim. Ama benim Ebru'm evde yok ki. Nerede? Bilsem çocuğum. Ama canımın yarısı beni terk edip gitti. Ağlama. Bana bakın, gerekirse bütün İstanbul'u karış karış arayacaksınız. Ama onları bulup buraya getireceksiniz. Peki efendim. O kiralık arabayla ilgili tüm detayları istiyorum. Kim kiralamış, nereden kiralanmış, ne zaman kiralanmış? Her şeyi araştıracaksınız, her şeyi. Hadi. Yer yer alıp içine de girsem bulacağım Gonca seni. Döndük dolaştık yine buraya geldik. Ya ne yapacağız böyle? Fare gibi saklanacak mıyız hep? Birazcık zamana ihtiyacımız var. Necdet arabayı bulduysa bizi de bulabilir. Şimdilik güvendeyiz, merak etme. Ya nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Sanki Necdet'i tanımıyormuş gibi konuşuyorsun. Onun öfkesini bir kez kazandın mı bunun geri dönüşü olmaz, bilmiyor musun Serdar? Biliyorum. Bak, sana söz verdim ve seni o yerden çıkarttım, öyle değil mi? Ya şimdi bana güven. İnan, Necdet bizi burada bulamayacak. Sen beni anlamıyorsun Serdar. Eğer Necdet'i tanıyorsam benim peşimi bırakmayacak. O yüzden benim bir an evvel buradan çıkıp karnımdaki bu yükten kurtulmam lazım. Ya sen gerçekten bunu istediğine emin misin? Eminim. Düşüneceğim demiştin ama. Düşünecek bir şey yok. Bu şartlar altında bu bebeği dünyaya getiremem, öyle değil mi? Ne olur beni anladığını söyle. Anlıyorum. Öyleyse niye susuyorsun? Ya sadece tuhaf geliyor. Yani ben kızıma kavuşmak için çabalıyorum. Sen de karnındaki bebekten kurtulmak için. Hayat gerçekten çok garip ya. Hadi Ebru'cum. Hadi aç şu telefonunu yavrum. Üzme anneciğini daha fazla. Sen beni bırakıp nerelere gittin yavrum? İlaçlarını getirdim Rabia teyze. Sağ ol yavrum. O şifalı ellerinle ver bakayım ilacımı. Ellerin dert görmesin. Şifa olsun. Bak 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 sen, neler de bilirmiş. Muhsin amcam öyle derdi. Teyze ben şimdi gideyim. Tamam yavrum, git. Peki ama şimdi sana kim bakacak? Ebru abla da gitmiş. Sen şimdi beni hiç merak etme yavrum. Biraz daha iyiyim ben. Hadi sen git, merak etmesinler seni. Bir şey istiyor musun teyzeciğim? Yok yavrum, ne isteyeceğim ki? Yanımda olman bile bana büyük bir lütuf. Önce Rabbimin, sonra da senin sayende nefes alıyorum yavrum. Hadi şimdi git. Beni merak etme. Peki teyzeciğim. Ya Rabbim, sana şükürler olsun. Hamdolsun Rabbim. Aa, Melek'ciğim hoş geldin. Hoş bulduk. Geç geç. Nasılsın Tülay? Ay iyiyim canım, sağ ol. Zeynep yok mu? Bugün hava güzel ya, bahçede verandada oturuyor. İyi yapmış. Hadi biz de yanına geçelim. Ay seni görünce çok sevinecek. Hmm.
Zeynep'ciğim, bak sana kim getirdim. Aa, Melek abla. İyi ki geldin. Aklım hep senleydi Zeynep. Hadi geç otur şöyle ablacığım. Aslında dün gelecektim ama olmadı. Olsun. Şimdi geldin ya. Nasılsın Zeynep? İnan hep seni düşündüm ben. İyiyim. Yani iyi olmaya çalışıyorum. Düşünme sen beni. Kitap mı okuyordun? Zeynep'im kitap kurdudur. Bilmez miyim? Murat'ın ödevlerini bile hep o yapardı. Ya. Hatırlıyorsun değil mi Zeynep? Unutur muyum hiç? Öğretmenin yazın ödev verirdi. Kitap okuyup özet çıkartması için. Ama Murat nerede? Akşama kadar top peşinde koşturur dururdu. Ay Tülay abla, Murat var ya çok haylazdı ya. Özeti çıkarırdım, eline verirdim, bir oku değil mi? Yok, sen yazmışsın ya yeter der, işin içinden çıkardı işte. Dil çocuk işte. Esen de vicdanlı. Kandırırdı yani seni. Hep böyle gül olur mu? Melek'ciğim, Zeynep'le sana bir haberimiz var. Ne haberi? Merak ettim şimdi. Hani ben iş arıyordum ya. Çiftlikte çalışmaya başladım. Aa, nasıl oldu bu? Oldu işte. Tülay abla bu zor zamanımızda beni hiç yalnız bırakmadı. Sağ olsun bu sefer de kırmadı bizi. Artık hep birlikte olacağız. O burada ya. Kendimi o kadar iyi, o kadar güvende hissediyorum ki anlatamam. Böyle ne bileyim hep birlikteymişiz gibi geliyor. Neyi düşünmüşsünüz? Gerçekten çok sevindim. Sağ ol. Böylece Zeynep'imiz de hep gözümüzün önünde olacak. Arzu delisinin yaptığına bak ya. Aklıma geldi ki sinirlerim iyice bozuluyor ha. Kocamdan uzak duracaksın. Yoksa seni... Yoksa ne yaparsınız? Kocanıza mı şikayet edersiniz? Baksana şu mahalle dillerine. Ben seni ne yaparım biliyor musun ha? Ne yaparım? Resmen kedi gibi tırnaklarını çıkardı ya. Sen kediysen ben de kaplanım. Ama kadın bayağı bildiğin beni tehlike olarak görüyor yani. Bu da iyi bir şey. Asu. Korkulur kızım senden. Tenle kapatayım da bari cırmık cırmık dolaşmayayım. Ay Allah'ım ya. Ben onu yolardım ama. Ben hanımefendiyim. Yolamam. Melek'ciğim ne iyi ettin de geldin. Çok iyi oldu vallahi. Özlemişiz seni. Ben de sizi çok özledim. Böyle kuru kuru olmaz değil mi? Ben de çay kahve bir şeyler yapıp geleyim ha? Tülay zahmet etme ne olur. Aa olmaz öyle şey ne zahmeti canım. Siz oturun ben geliyorum. Zeynep. Bu sefer çok iyi gördüm seni. Güçlü olmaya çalışıyorum abla. Artık o da ne kadar olabiliyorsam. Başka çarem yok ki. En iyisini yapıyorsun bir tanem. Derdi veren Allah sabrını da verir elbet değil mi? Daha önünde çok güzel yaşayacağın günler var inşallah.
Kenan abi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Otursana Kenan abi. Yok, rahatsız etmeyeyim sizi şimdi. Yok canım, olur mu öyle şey? Melek abla da beni ziyarete gelmiş. İyi yapmışsın. Nasılsın? Nasıl olayım? Ben bir Selim'e bakayım. Ne? Lan sen mi çağırdın doktorları Arif abi? Süpersin Arif abi, süpersin. Yoksa sihir mi yaptın? Uf, İnci ne sihri? Zaten çok korktum Rabia teyzeyi öyle görünce. Ama onu kurtarmışsın işte. Aynı o çizimdeki kahraman prenses gibi. Ben Rabia teyzeyi çok seviyorum. Onu herkes seviyor. Bana bir keresinde çikolata varmıştı, biliyor musun? Elif abi, peki Ebru abi nereye gitmiş ki? Bilmiyorum ki. Rabia teyze de bilmiyor. Ebru abla ona sadece bir tane mektup bırakmış, gitmiş. Şimdi evde yalnız kaldı. Kimse yok yanında. Ne yapacağız peki Asta da? Aa, ona yiyecek bir şeyler hazırlasam mı? Olur. Hadi o zaman. Elif her an aklımda. Bir saniye bile onu düşünmeden duramıyorum. Kendimi işe güce vereyim diyorum. Belki acım biraz azalır diyorum ama hepsi nafile. Sadece kendimi kandırıyorum. Ben de öyle. Yavrum şimdi nerede? Ne yapıyor? Kim bilir kimin elinde? Aç mı, tok mu, üşüyor mu? Hiçbiri de bilmiyorum. Ben her gece sabah olsun diye umutla bekliyorum. Belki bugün diyorum. Bugün kavuşurum yavruma diyorum. Şimdi. Evden ayrılmadan önce. Yani onu son gördüğümde elbiselerini değiştirmiştim. Hiçbirini yıkamadım. Hepsi öylece duruyor. Kızımın kokusunu içime çekmek için. Bu ızdırabı biraz olsun dindirmek için. Özledim kızımı. Çok. Nereden çıktı şimdi bu kadın ya? Aferin sana. İnci ne yaptın? Mandalina oyunu sen bilmiyor musun? Bilmiyordum ama şimdi senden öğrendim. Benden mi?
Hı hı. Ama hadi soymaya devam edelim. Sonra oynarız. Tamam. Bunlar vitamin olacak Rabia teyzeye. İyileşecek mi yani? Hı hı. Meyve çok faydalı bir şey. Bir kere hastalanmıştım. Müslüm amca vitamin olsun diye hep mandalina yedirmişti bana. Çabucak iyileşmiştim. O zaman hemen götürürüm ya Rabia teyze. Ben gidip bırakırım. Sen evde kalırsın. Bir babam görürsün. Çok güzel de var. Ama Rabia teyze için. Onu öyle bırakamayız ki. O zaman bana da geleyim, ne olur. Hayır baba. Olmaz. Ne olur, ne olur. Hemen gidip dönersen. Peki tamam. Yaşasın. Hadi o zaman. Acele edelim. Ah zaman, gurur geçer yüzüme, acısı kalır gözlerimde. Gurur yakar, içim kor olsa da, dilim susar sözlerimde. Dağıtır ayırır bizi kader, uzak bana yasaklı yüzün. Çoğalıp büyüyor içimde keder, ellerimde bir çare hüzün. Tükenip